Herkese merhaba. Size bu videoda Janomer 423S modelini tanıtacağım. 423S modeli dikiş nakış ve piko modeli. Ama başlangıç serisi dikiş nakış ve piko modeli daha çok dikiş ağırlıklı kullanmak isteyenler, yani sürekli dikiş diken her kumaşı diksin isteyen insanların kullanabileceği başlangıç serisi bir dikiş makinesi. Şimdi açma kapama düğmesi, pedal giriş yeri, kolay masura sarma sistemi var makinede. Çektiğiniz zaman masura soruyor. Dikişi aldığınız zaman dikiş dikiyor. Makinenin çalışma sesi bu şekilde. Makine ağır, biraz normal misal market ürün ya da başlangıç serisi diğer markalara göre yapısal manada biraz ağır. Şasisi daha sağlam. Şu gövde kısmı metal, tamam mı? Dış kısmı plastik. Şu arkası, şurası eski Privilege modellerine benziyor. Almanya'dan gelen. Otomatik ilik açıyor. Otomatik iplik takıyor. Baskı ayağının sertliğini ayarlayabiliyorsunuz kumaşlara göre, tamam mı? Burada bıçağı var. Dişli düşürme var. Kapitona nakışları için. Serbest dikişler için dişli düşürme var. Adım ayarı buradan. Dikişin sıklığını, seyrekliğini buradan. Zigzag sıklık, seyreklik, genişliğini buradan ayarlıyorsunuz. Makineniz düz dikişteyken, tamam mı? A konumundayken iğne konumunu bakın şöyle sağa sola zigzagda, zigzag pozisyonuna sağa sola çekebiliyorsunuz. Zaten burada gösteriyor. Sıfıra getirirseniz solda düz dikiş, 5'e getirirseniz ortada düz dikiş olarak size gösteriyor. Bu konumu ayarlayabiliyorsunuz. Her ilik fonksiyonunun, tamam mı? Her fonksiyonun bir şeyi var. Böyle soldan sağa, sağdan sola dönebiliyor düğmeniz. Bu ilik pozisyonuna getirdiğiniz, kolu aşağı indirdiğiniz ilik ayağını taktığınız zaman makineniz otomatik şekilde iliği açıp bırakıyor. Şimdi sistem olarak şöyle açalım. Şöyle ön bize lazım değil. Şimdilik. Burada yarım devir channel sistemi kullanıyor. İleri geri sistem. Bu tam devir, yarım devir arasındaki farkları size başka bir zaman detaylı şekilde anlatacağım. Ancak şu an makinenin çalışma şeklinden, dikiminden bahsedelim. Şimdi şöyle ipliği takalım. Bu makinenin tanıtımlarında, ıvırında zıvırında bahsedilen her türlü kalınlıkta ve esneklikte kumaşı çok rahat dikebileceği yönünde. O yüzden biz de kumaşları bir deneyelim. Tamam mı? Dikme şekillerini deneyelim. Onunla göre notunu verelim diyormuşuz. Görün yani dikip dikmediğini. Mesela şöyle bir pis penye aldım. Makinenin hafızası doldu kameranın. Şimdi elimize bir pis bir penye aldık dedik. Orada kaldık diye hatırlıyorum. Penyeyi aldım. Tamam mı? Altına koyduk. Şöyle. Adımı işte aşağıda mı kaldı? Dur bakayım. Ya, bakayım. Adımı çok şeyde bırakmış. İlikteymiş ya. Püh. Aya getirmemiş. Ben ne oldu diyorum makineye, durduk yere. Ne oldu ya? Bozuk Janomer almayın. İliği gösterirken ilikte kalmış makine. Şöyle zigzağa çekelim. Tamam mı? Hani iki tarafında da penyeyi dikebildiğini gösterdim. Size zigzağı aldık. Zigzag da C'deymiş. Adamın kafası dalgın, video çekiyor. Şimdi göstereyim. Şöyle. Şöyle sakız gibi kumaşı dikti. Çıtlama yapmadı. Atlama yapmadı. Zıplama yapmadı makine. Makine dikiş anlamında güzel. Fonksiyon olarak çok fazla fonksiyon yok ama overlock dikişine kadar, yani kenar temizleme dikişine kadar var. Overlock dikişinin aslı kenar temizleme dikişidir zaten. Yani siz bunu şu yaptığımız, şöyle altına koyalım sen, tamam mı? Sülfülü ayağı almadınız. Ayağınızda zigzag ayağı var. Şöyle adımını biraz şöyle getirelim. Şöyle. Otomatik iplik takma var da beni biliyorsunuz, ben sevmiyorum kullanmayı. Şöyle zigzag dikişiyle, tamam mı? Overlock gibi kenar temizleyebiliriz. Ya da gelirsiniz buradan, nasıl söyleyeyim size. Şimdi şuradan misal H ile de yaparım ben bunu. Şu H var ya, misal H. Ve
ve H. Alttaki turuncu kısmı yapmak için de buradaki saati şöyle getirebilirsiniz. Yani sık ya da seri de var burada. Tamam mı? Keyif arzumuza kalmış. Şöyle kopartayım. Yani bakın zigzagda da nasıl seçiyorsunuz bilmiyorum ama parlıyor. Zigzagda burası. H deseninde de burası. Yani ileri geri çaprazlama örmeyle overlock dikişini elde ediyorsunuz. Bu size kalmış. Bunu sadece zigzagla da yapabilirsiniz. Çünkü ben bıçaklı overlock ayağını gösterdiğim video sadece zigzag içerir. Çünkü niye? Herkesin evinde bu dikişlerin fonksiyonlarını olan makine olmadığı için ortak kullanım zigzagtır. Zigzagla birleştiğimiz. Şimdi ben size o videoda onu göstermiştim. Ha siz bunu bu dikişle de yapabilirsiniz kenar temizliğini. Tamam mı? G ile de yapabilirsiniz. Bundaki F ile de yapabilirsiniz. E ile de yapabilirsiniz. Önemli olan buradaki çullanma, atma, ıvır zıvır ortadan kalksın diye. Temizliktir. Yani çok ince kumaştır. Kıvırmayla bile o overlock şeklini aldırabilirsiniz. Kenar temizliği yapabilirsiniz. Mesela tülbentlerde, ıvırlarda, zıvırlarda. Şimdi ne söyleyebiliriz? Başka makineyle alakalı. Bir de kalın dikelim mi? Birkaç kat kumaş katlayalım. Bir de kalın dikişine göz atalım. Makinenin genel durumu budur. Tamam mı? Altında 14 numara iğne var. Ha, makinenin misal piko desenleri bunlar. Yani normal şablon olarak çıkarttığın zaman bu bunun bizim hazırladığımız deneme bezi. İliği, piko desenleri, tamam mı? Şu 4 tane piko deseni var üzerinde. İleri geri dikişleri var. Mesela bu şöyle 4 şöyle 8 oldu. Şöyle kenarından şöyle güzelce ama dikiş alalım. Yani normal ucuz makine olduğu zaman tamam mı? Çıtlama pıtlama yapabilir ama bu yapmıyor. Hadi şunu biraz sıkıştıralım. On altı kat yapalım. Gene makine dikti. Tangırdamadan, tungurdamadan makine dikti. Makine dikiyor. Esas itibariyle kalın kumaş da dikiyor, ince kumaş da dikiyor. Zaten açıklamasına bakarsanız, internetteki açıklamasına her türlü kumaşı dikebildiğini birkaç kere söylüyor. Yani diyorlar ki şu kumaşı da diker, bu kumaşı da diker, her türlü kumaşı da diker, şöyle de diker, böyle de diker. Tamam diker, iyi bir makine. Diyebiliriz can önemli bu model için. Dediğim gibi alt kasa demir, üstünde plastik kapaklar var. Eski model dikiş makinelerindeki gibi ağırlığı tabii ona nazaran demir olduğu için plastiğe göre biraz daha ağır. Ama oturaklı ve çok fazla sallanmıyor plastik modeller gibi. Bu makinenin de incelemesi, ıvırı zıvırı bunlar yani. Düğme fonksiyonları bunlar. Ha, ilik nasıl açılıyor? İlik düğmesine getiriyorsunuz. Şöyle bir tane bez alayım. Şu az önceki bezle yapalım. Ayağı düşürüyorsunuz. Çıkardınız. Gel ya buraya. Alt meki çok fazla sıkı bu makinenin. Üstünün tansiyonunu buradan ayarlıyorsunuz ya. Her makinede de altın tansiyonu buradan ayarlanır. Yani şurada da vide vardır. Gevşetirsiniz. Sıkarsınız. Biraz sert geliyor. Biraz daha istiyor. Tamam. Bir nebze daha yumuşadım. Şöyle altına koyduk. Şu hareketi yaptırdık. Alttan ipliği aldım. İliğini de açalım. Şöyle yaylı sistem bu başlangıcı burada. Tamam mı? En önde. Şuraya düğmenizi koyacaksınız. Şu ara var ya misal. Şu ara. Şöyle misal bir düğme koymuş gibi kaldırdık. Ayağı tutturduk. Tamam. Aldık bunu. Bezi koyduk. Kim makinelerde ilk kurulumu kendiniz yapmanız gerekiyor. Şu kola işte arkaya etmeniz gerekiyor. Bunda bir şey yok. Ayarladınız. Ayağa taktınız. Bunu aşağı indirdiniz.
Bunu iyiliğe getirdiniz. Makina zigzagta ve ilik sıklığında, tamam mı? Kendi kendine gidiyor, tamam mı? Gidiyor kumaşı alıyor, arkaya çarpıyor, duvara vuruyor, oradan geri geliyor, dikiyor, tamam mı? Altı çok gevşetmişiz. Bu sefer altı üstelerdi. Şöyle gördüğünüz gibi siyah siyah alt ipi gördük. Bu sefer üstten biraz gevşeteceğiz. Aynı iliği bir daha açalım. Şöyle. Tansiyon ayarını şöyle biraz gevşetelim 4'e doğru. Tamam. Şöyle bir daha kuralım. Bir daha kuralım. Tamam mı? Çok hafif daha. Telefon artık miladını doldurdu da tek atıyorum yani 5 dakika 7 dakika çekip hafıza doldu diye uyarı veriyor. Tekrar parçalıyorum böyle parça parça ekrana kaydediyorum. Tekrar sonra birleştiriyorum. Diğer YouTuberlar gibi para verip kamera alamıyorum. Yani hala iPhone 6 16 GB'lık hafıza ile idare ediyoruz. Zaten 16 GB'ın 15'ini kullanabiliyorsun. Onun da zaten 7-8 GB'ı uygulamalara gidiyor. Kendi uygulamalarına gidiyor. Ya nasıl bir sistemse yani. Önceden 2 GB'la biz binlerce müzik koyuyorduk telefona. Cıptıs cıptıs elimizde böyle dinliyorduk. Şimdi 16 GB kendi hafızası olanlar var. İçine fotoğraf çekeceğin yer yok. Ay ay. Makine Tayland malı. Çin ya da Japon ya da ıvır zıvır değil. Tayvan değil bakın. Tayland. Tayland'da uzak doğuda bir ülke. 70 milyon nüfuslu, tamam mı? Onlar da bir ülke. Kalın kumaş denedik, ince kumaş denedik, ilik açmasını denedik. Şu sıradakilerin nasıl yapıldığını gördük, bu sıradakilerin nasıl yapıldığını gördük. Mavileri yapmak için düğmeyi mavi konumuna getiriyorsunuz, sıklığını seyrekliğini buradan ayarlıyorsunuz. Bu alttaki konumları yapmak için turuncu kısma çekiyorsunuz. Turuncu kısmında da eksiye doğru sıklık, artıya doğru seyreklik oluşturulabiliyor. Bazı modellerde bu balans ayarı yok ama bunda bu balans ayarı mevcut makinede. Dikiş için ideal, altını çiziyorum, dikiş makinelerinden bir tanesi. Önceki senelerde 700, 800, 600 ıvır zıvır TL'ye sıfırları bulunurken şu an sıfırı 1600, 1700 TL civarına çıktı dolar yüzünden. Bu makinede satılık ve siz bu videoyu izlediğinizde hala satılıksa bize Instagram taşaymakina.com Instagram taşaymakina'dan ulaşabilir. Videoyu beğendiyseniz aa böyle bir makine alıyordum, bu makineyi merak ediyordum nasıldı falan filan diyorsanız ve işinizi gördüyse videoyu beğenip paylaşmayı, bizim Instagram sosyal medyada takip etmeyi unutmuyorsunuz. Herkes kendine iyi baksın.